Şimdi gelelim bir de el değiştiren belediyeler. Bizim seçim akşamı en çok ilgi çeken, yanan sönen haritalarımızdandı biliyorsunuz. AK Partili başkan el değiştirdikten sonra AK Partili başkan işçinin %30'luk zammını geri aldı. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız. Sevgili kardeşim, bak. Benim bu ay 15 bin lira kira var. Biz zevk mi alıyoruz? 23 bin lira maaş alıyoruz. Bugün maaşlarımız yattı. Hepimizin hak ettiğimiz maaşlar. Herkesten 8-10 bin lira civarında bir kesinti mevcut. İşçiye verilen hakkın geri alınmayacağını biliyoruz. Seçimden önce verilen sözler seçim sonrası tutulmadı. AK Parti'nin yeniden kazandığı Ankara Altındağ Belediyesi'nde işçiye verilen %30 zam geri alındı. Onlarca işçi iş bıraktı, eyleme başladı. İddiaya göre 70 işçi kovuldu, görev yerleri değişenler oldu. Beni telefonla aradılar, cuma günü işten çıkardılar abi. Geçen ay 32 bin lira gibi para yattı. Bugün ise maaşımız yattığında 8 bin lira eksikti. AK Partili Asım Balcı tarafından yönetilen Ankara Altındağ Belediyesi'nde seçimden 2 hafta önce işçiler geriye dönük alacakları için ayaklanmıştı. Araya sendikalar girdi, sorun çözüldü. İşçilerin maaşlarına seçim öncesi %30 zam yapıldı. Seçimlerden AK Parti birinci çıktı. Altındağ Belediyesi yine AK Parti'de kaldı. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki'nin göreve gelir gelmez ilk icraatı işçilere verilen %30 zammı geri almak oldu. İşçiler gece eylemdeyken cep telefonlarına bu kez SGK'dan bir mesaj geldi. Gerekçesi açıklanmadan işten çıkartıldılar. 2 Nisan'da mazbatayı almadan bizleri işten çıkarttı. Bayram öncesi hepimizi rezil ettiler. Karaköprü bıraktığım gibi zannediyordum kıymetli Karaköprüler. Meğerse bıraktığım gibi değil. Sonbaharla ancak hizmete başlayabileceğimizi, bu konuyu da öngöremediğim için ben tüm Karaköprülerden de özür diliyorum. Hizmete başlamak için önce borcu ödememiz gerek diyerek seçmenden özür dileyen Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, iki dönem önce de AK Parti rozetiyle başkanlık koltuğunda oturuyordu. 2019'da belediyeyi yine AK Partili başka bir isme bıraktı. 31 Mart yerel seçimlerinde ise yeniden Refah Partisi'nden seçilerek tekrar başkanlık koltuğuna oturan Çiftçi, ben ayrılırken kasada borç değil 16 milyon 500 bin lira para vardı. Bir dönem sonra döndüğümde 431 milyon borçla karşılaştım dedi. Bugün EYS'e 15 milyon küsür her ay açık veren bir kurum ve önünde ödemesi gereken 431 milyon borcu olan bir kurumla karşı karşıya geldim. El değiştiren belediyeler borçlarını, gelirlerini, giderlerini kalem kalem paylaşmak zorunda kalıyor. Hizmet bekleyen seçmene durumu anlatabilmek için Bartın Belediye Başkanı gibi. Kimi belediye başkanları da elinde bulunan envanteri nakite çevirmek, belediye bütçesine katkı sağlamak için çalışıyor. 6 Şubat depremlerinde yıkımın en ağır olduğu Hatay Defne'de de yeni seçilen belediye başkanı Halil İbrahim Özgün, belediyeye ait araçları satışa çıkardı. Bu araçları satacağız, parasını da belediyeye alacağız. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu araçları da satacağız.